Bunu hazırlattınız Nedime Hanım ama anneminin adını en iyi siz biliyorsunuz. Yemez. Ha kızım, ah bilmez miyim? O Rızvan Bey'le konuşmadan ağzına lokma koymaz ama Rızvan Bey de sakinleşmeden onu karşısına çıkarmaz. Neyse, belki beni kırmaz. Bir de ben deneyeyim bakalım. Hadi. Nasıl olacak böyle? Vallahi bilmiyorum Elifciğim ama işler iyice sarpa sardı. Bizimkiler de Şeyna da bindirdi. Ve Zeynep ne diyor? Ölürüm de evlenmem diyor. Keşke baştan yok deseydi abime. Nereden bilsin kız? Senin gibi iyi huyludur zannetti herhalde. Hem ona da başta pek soran olmadı. Ben de teyzemle Nedim annenin belki arası düzelir diye sesimi çıkarmadım ama tahmin etmeliydim böyle olacağını. Senin ne kabahatin var canım? Sen iyi niyetle bir şey yapmaya kalkıştın. Nereden bileceksin böyle olacaktı? Ne senin ne başkasının kabahati yok. Her şey o Halil İbrahim yüzünden oldu. Jandarma da bir yakalayamadı şu eşkıyayı. E kasabalı tutuyor onu. Kasabalı birini tutuyorsa, yani ele vermiyorsa 1000 yıl geçse de bizim dağlarda yaşar. Hiç kimse de hiçbir şey yapamaz. Vallahi doğru dedin ha. Bu Halil İbrahim yaşadığı müddetçe kulpalarla letoların arası daha da kötüye gider Ayşe. E bugün Cingöz cezaevine girdi. Yarın da Ali Kemal girer. Sonra da şu odayı toprağa. Elif. Kimse bir şey yapmayacak kocana. Söz veriyorum sana da. Biliyorum biliyorum Ayşe. Allah senden de Fikret abimden de razı olsun. Ayşe. Cevat dayını mı arasan? Ya burada işler çok kötü, arada kaldım desen. Ya gerekirse Zeynep'e de söylesen. Evlenmiyor, rezil olacağız diye. Bak bu Halil İbrahim'in hakkından bir tek senin Cevat dayın gelir. Bilmiyorum ki Fikret ne der. Ne diyecek, istemez tabii. Neticede kız kardeşi, zorla evlensin ister mi? Ama bak, bu Halil İbrahim yaşadığı müddetçe bize tek bir gün bile huzur yok. En çok da sana. O yüzden ara Cevat dayını ama senin aradığını demesin kimseye. Gel. Ayşe'yi bir kurdum, bir kurdum ki daha yolda dayısını arayıp dayı gel benim evliliğimi kurtar derse şaşırmam. Ayşe akıllı kızdır. Ateşi eliyle tutmaz, maşa kullanır. Teyzesini aratacak dayısını, bak görürsün. Hiç kendisi abimle kötü olur mu? Vallahi ben orasını morasını bilmem. Ama sen cici enişteme söyle, Cevat'ı hafife almasın. Kocana söyle, aynen böyle söylesin Ali İbrahim'e. Şota nerede görecek ki Ali İbrahim'i? Şahin Kaya'ya gidecek bu gece. Tabii sen Ayşe'den dayısının %100 gelip gelmediğini öğrendikten sonra. Zeynep, Şota'nın bu işe bulaştığını değil sizinkiler. Babam bile öğrense kurtuluşu yok, biliyorsun değil mi? Babam benim yüzümden Leyla'yı yaktı. Baban değil de o Asiye yılanı, sırf sen Levent'le evlen diye kendi öz kızını yaktı. Yok yok. Bizim yüzümüzden oldu bunlar. Bizimle ne alakası var anne? Ben şimdi anladım. Rızvan abim Cingöz'ü niye cezaevine yolladı? Cingöz'ün durumuyla Leyla'nın olayının ne alakası var? Sakin ol. Leyla Cingöz'ü seviymiş. Belki anlamış durumu Asiyan. Leyla daha çocuk ya, çocuk. Hepiniz kafayı mı yediniz? Siz neyi tartışıyorsunuz ya? Allah Allah. Demek yakıştıramadık kızını oğluma. Yazıklar olsun bunca yılın emeğine. Sakine bir dur sen de, anlamadan dinlemeden. Elif hayırdır?
Ali Kemal dedi ki bacım seni çağırıyor. Ben çağırmadım, Zeynep çağırdı. Öbür eve gidecekmiş. Öbür ev ne alaka? Asiye anneyle konuşacağım. Anneye konuşacak onunla. Sakin bir dur Allah aşkına. Elif. Nereden çıktı şimdi öbür ev? Leyla'yı bahane edip olay çıkarırsan Asiye'nin Cevat'ı getirmekten başka çaresi kalmaz. Şu da seni oraya götürür, sonra da Şahinka'ya gider. Cevat, Şahinka'ya. Hayırdır sizin iki süt kardeş konuşacak başka bir şeyiniz kalmadı mı ya? Affedersiniz Zeynep Hanım. Hadi yürü Şota, ben sana yolda anlatırım. Tamer'cim, naber? Hoş geldin abla, iyilik. Annem burada mı? Tabii, bahçede. Yanında biri var mı? Zuhal teyze var, Nesim amca, bir de Levent abi. Asiye anne, konuşabilir miyiz? Konuşalım, çek bir sandalye konuşalım. Baş başa konuşmak istiyorum ben. Burada yabancı yok. Biz bizeyiz, konuş. Sizinle özel bir şey konuşmak istiyorum Asiye anne. Bize müsaade Baldız, anca yetişir işler. Zeynep. Haydi oğlum, haydi. Yarın konuşursunuz ne konuşacaksınız, yürü. Haydi. Anne, Leyla daha küçücük. Ayrıca Yavuz'u da sevmiyor. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl kıyarsın kızına? Biz bir şey yapmadık. Sen kıydın kardeşine. Ben mi? Sen ateşle oynadın, ateşle. Ateşle oynarsa hem kendini hem sevdiklerini yakarsın. Babana karşı çıkmak için o Yavuz Leto'yla oynarsan eğer... arada Leyla yanar. Kâbi bitsin. Hava karardığı anda ben o sıcacık yatağıma girmeden sen mezara gireceksin. Selim kafana sıkacak. Yanındaki de gömecek. O nikah kıyılsın. Ben kendi kafama sıkarım zaten Levent Efendi. Sen beni dert etme. Kendini düşün. Çek lan arabanı. Çek. Peki. Madem Leyla'yı Yavuz'la evlendirmek istiyorsunuz, evlendirin. Eğer bütün bunları ben o Levent'le evleneyim diye yapıyorsanız, bilin ki ölürüm de evlenmem o pis sapıkla. Ablaların en güzeli. Cevat, kardeşim. Ne zaman geleceksin sen? Ablanı gömmeye mi geleceksin? Abla, ne oluyor orada? Zeynep Hanım.
Cevat Gayatan geldikten sonra haber verdik de Halil İbrahim'e. Ha bu acele nedir? Önceden bilsin ki hazırlığını yapsın Şota. Tabii Levent'le sahiden evlenmemi istemiyorsan. Bak Allah'ıma kitabıma ne sizi dinlerim ne bir başkasını dinlerim affedersiniz. O şerefsizin nikah masasında kafasına basarım mermiyi. Canım Şota'm. Sen merak etme. Söyledim ya ben onu ölmekten beter edeceğim. Hadi selam söyle 2442'ye. Aleykümselam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.